Bu evlilik, bunca hazırlık. Hepsi bu çirkin tiyatro için miydi? Sen bunu bize nasıl yaparsın ha? Hele de Feride'ye. Kıza evlenme teklif ettin. Gelinlik giydirdin. Onu bu evliliğe inandırdın. Genç bir kıza bunu nasıl yaparsın sen? Ne ara taşlaştı senin yüreğin? Ben yapılması gerekeni yaptım. Bizi dolandırmaya kalkan birine bir ders verdim o kadar. O bir sahtekar. Ona inanmamı sakın bekleme benden. Neler oluyor burada? Dün niye iptal oldu? Emir, Feride'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarttı. Abi Feride kimmiş biliyor musun? Cavidan'ın maşasıymış. Cavidan Feride'yi tutmuş. Hem de para karşılığında. Şaşırdın değil mi? Ama olaylar bu kadarla sınırlı kalmıyor. Filmin devamı da var. Feride hırsızlık yapmış. Konaktaki kasayı soymuş. Mücevherleri çalmış. İnanabiliyor musun? Evet. Hepsi doğru. Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl öğrendin peki gerçeği? Bugün mü anladın? Hayır. Hepsini daha önceden biliyormuş zaten. Ama gelip bizimle paylaşacağına, nikah gününde kızı herkesin gözü önünde rezil etmeyi tercih etmiş. Böyle alçakça bir yol seçmiş. Gerçeği bilip de susan tek kişi ben değilim baba. Ne demek bu? Söylemedi mi sana yoksa? Ne diyorsun sen Emir? Sen biliyor muydun? Doğru mu? Sen ne? Hikmet Bey. Biliyor muydun, bilmiyor muydun? Cevap ver. Evet biliyordum ama ben... Biliyordun ve sustun öyle mi? Sebep? Sebebi çok belli değil mi abi? Feride de o da... Oya! Niye sustun ha? Söyle! Sustum ama onu bu evden göndermek için elimden gelen her şeyi yaptım. Onu sizden uzaklaştırmaya çalıştım. Neden başka bir bakıcı bulduğumu hiç düşündün mü? Ama o ne yapıp edip o zavallı kadını da kaçırdı bu evden. Bana neden söylemedin ha? Söyleyemedim. Yapamadım yani böyle bir şeyi söylemek kolay değil. Çok denedim. Çok uykusuz geceler geçirdim ama yapamadım. Söyleyemedim. Ben bu aileyi sizi korumaya çalıştım ama işte gücüm bu kadar mı yetti? Yeter. Kes.